Evet, herkese merhaba. Merhaba demek adetten videoyu bir şekilde açmam gerekiyor. Hiç içimden gelmiyor arkadaşlar video çekmek şu aralar. Daha önceki izlemiş olduğunuz videoları depremden epey önce ben çekmiştim. Genelde o şekilde çalışıyorum. Hani videolarımı çekiyorum. YouTube'a da istediğim tarihlerde yayınlanması için yüklemiş oluyorum. Benim hani stilim de bu şekilde. Sizin o izlemiş olduğunuz videolar kısacası depremden önce çekmiş olduğum videolar. Dediğim gibi içimden pek gelmiyor. Yani ama bir şekilde de başlamak gerekiyor. Evet yani büyük bir ağırlık var hepimizin üzerinde. Nasıl olmasın ki önce canımız gitti. Allah sabırlar versin ailelerine. Gerçekten çok büyük bir acı. Şimdi nereden başlasak? Nasıl anlatsak? Dediğim gibi hiç elim kolum gitmiyor. Yani insanın gözü bunları görmüyor açıkçası. Ama bir şekilde başlamak gerekiyor dediğim gibi. Şöyle yapalım. İşte şöyle ucundan sizlere balkonu bir göstereyim. Kısa bir balkon turu niteliğinde olabilirse olsun. Epey bir soğuk günler yaşadık. O soğuklarda evet birkaç tane çiçeğim de gitti. Hiç ziyanı yok, giden gitsin, çiçek gitsin yeter ki. Kalan şeyi budadım. Artık çiçekleri geçti. Bu arada üstünüze afiyet, bir de nezle oldum. Epey bir zamandır da uğraşıyorum bu nezleyle. Sağ olsun önce eşim oldu. Eşimden oğlum oldu. Oğlumdan da bana geçti derken öyle ailece nezle, grip derken işte öyle bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Şöyle netleşsin. Bunlar bu şekilde. Vallahi kusura bakmayın, videonun enerjisi biraz düşük olacak ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi hiç içimden gelmiyor. Yani ruh olarak hepimizin bir ağırlığı var. Nasıl olmasın, dediğim gibi zaten bunu hissetmeyen insan da bir kendini, insanlığını sorgulasın yani o kadar büyük felakete, acıyı. Şunların mesela halen daha ekmedim. Bir şekilde bir zaman ekeceğiz. Ve tabii soğuktan birazcık etkilendiler. Ne kadar gördünüz, izlediniz sizler de, hani örttüm, sardım, sarmaladım ama yapacak bir şey yok. Şöyle bakın dokunduğum gibi soğuktan yapraklar gidiyor. Olsun, ziyanı yok. Onlar yine bakın şöyle şuralardan yeni yeni yapraklar veriyor. Bunları alalım ki bitkinin gücünü almasın daha fazla. Durumlar böyle. Bunlara el atmak lazım. Yani yapılacak çok da iş var. Tam bahar geldi şimdi. Bu bitki, yani çiçek yetiştiren, bağ bahçe işleri yapan insanlar beni anlayacaktır. Bunlara bakmak gerekiyor. Tam zamanı çünkü. Hani kendi haline bırakırsak hepsi çürüyüp ölüp gidecek. Bunlar da can sonuçta. Bunlar benim yapraktan yatırdığım sukulentler. Tabii aşırı lodos, fırtına, rüzgar hepsi birbirine girdi ama bir ayıklama yapmam gerekiyor. Onları yine bir toparlarım ben. Yani böyle gördüğünüz gibi aşkın gözyaşı bu pembe olandı. Hatta kesip budamıştım. Tepeçeliğini almıştım. Bakın iki tane de böyle yavru verdi bana. Kestiğim kısım da burada. O da bakın orta göbekten büyüyor. Tabii soğuktan etkilendi. Olduğu gibi hepsini aşağı döktü yapraklarının ama neticede tepeden yine verecek o kendini. Şimdi ilkbaharla birlikte toparlanma süresine girecektir. Yani çiçeklerin de tadı yok. Öyle söyleyeyim. Onlar da keyifsizler bizler gibi. Tabii şurada benim en çok üzüldüklerimden bir tanesi mavi sütun kaktüsüm oldu. O soğuktan epey bir zarar gördü. Onun diyorum şöyle şuradan keserim bir. Bakarım neticede ne olacak. Daha önce de bir tane kesmiştim. O yavru vermişti. Tabi bu kadar büyüttükten sonra böyle olması üzdü açıkçası ama dediğim gibi can sağlığı olsun. Bunlar nedir ki? Demek ki şunu anladık. Bu tarz kaktüsler aşırı soğuklarda etkileniyorlar. Yani o koruma yeterli gelmedi.
Ben hatta üzerlerine naylonla örttükten sonra gecesinde de polar battaniyeyle sardım onların. Onu videoda çekmemiştim ama söylemiştim. Pardon. Üzerlerine polar battaniye de örttüm ama yine de ona yeterli gelmedi. Ama gördüğünüz gibi bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bunlar gayet keyifliler. Bunlara soğuk bir etki yapmadı ama o mavi sütun kaktüsüm maalesef gitti. Onun hatta bir tane de burada tepesini ben geçtiğimiz yıl ya da bir önceki yıl kesmiştim. Bakın bu yavruyu verdi. Ama o da soğuklardan böyle netleşebilirse sizlere göstereyim. Böyle mor mor halkalar oluştu. O da soğuk vurdu onu işte. Yani o da oralardan da soğuk aldı. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Yani kalan sağlar bizimdir. Şurada graptolarım var. Kargalar müsaade ettiği müddetçe büyütmeye çalışıyorum. Bu aslında çok güzel büyük bir saksıydı ama ben o saksıyı ekeyim, bu saksıyı ekeyim derken yer değişimi yapınca küstü bana. Biraz nazar da oldu açıkçası. O çok güzel bir görüntüsü vardı. Eski videolarımda görürsünüz onu. İlkten bir küp saksıya ekmiştim ama orada bir mutlu olmadı. Sonra bu yine plastik saksıya ektim. Çünkü bu balkonun demirlerini astığım zaman güneşi daha rahat alıyor. Ama sıkıntı değil. O da yine toparlayacak kendisini. Tabii şu anda çok sulayamıyorum. Çünkü hava yağmurlu, nemli, rutubetli olduğu için çürüme yapıyor. Ve sulamadığımız zaman da böyle yapraklarını atabiliyor. Ama dediğim gibi hiç sıkıntı sorun değil. Graptolar çabuk büyüyen türler ama ben size şöyle renklerini göstermek istedim. Bakın soğukla birlikte böyle pes pembe bir renk aldı. Bu graptoları benim ilk sukulentlerimdendir bu arada bunlar. Paraguayenseleri severim ben grapto. Bunlar da böyleler dostlar. Şurada maydanozlarımı göstereyim. Ara ara kesiyorum onu, biçiyorum. Tekrar veriyor, güzel oluyor. Evet. Bu kısımda zaten pek bir şey yok şu anda. Mevsim kış. Ama şöyle göstereyim size. Sardunyalarım birazcık olsun kendini toparladılar. Geçtiğimiz yaz çok fena bir tırtıl da dalmıştı. Erik ağacı var benim burada. Erik ağacından tüm balkona sardunyaları çıtır çıtır yemişlerdi. Ama bakın baya güzel toparlandılar. Bu küp saksıyı almıştım onların hepsini o plastik saksılardan. Şu da benim Allah aşkına nostalji köşesi oluşturmuştum Vita kutusundan. Belki diyorum onu bir ara boyaya da bilirim. Hani bu kadar nostalji yeter. Bu da böyle açmaya başladı. Bunu da Eminönü'nden almıştım. Şu sarı karanfilim. Onu budadım. Tekrardan yeni yeni sürgünler, filizler verdi. Bu pembe karanfilim. Onu da budadım. Bakalım o da işte olursa olacak. Bu buz çiçeği. Bunun rengi sarı. Sarı buz çiçeği. Bu da klasik. Böyle kırmızı pembe arası olan buz çiçeğim. Bunların da burada keyifleri gayet yerinde. Yani biraz balkonda dağınık tabii. Pek elim gitmiyor açıkçası şu aralar toparlamaya. Hava da çok soğuk ama bir şekilde ilkbaharla birlikte bizler de ufak ufak başlayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim hobimiz. Bizi hayata bağlayan hobilerden. Bunlar da birer can sonuçta. Bunlara da bakmak bizim boynumuzun borcu oluyor bir yerde. Madem aldık, edindik bu kadar bitkiyi. Şurada nodulosam güzelleşsin, büyüsün diye gözünün içine bakıyorum. Bu Eminönü'nden aldığım ikinci olan. İlk nodulosam da burada. Yani alıyoruz, ölüyorlar, tekrar alıyoruz. Bu iş böyle. Bütün bu saksıların hepsine tek tek elden geçirmem gerekiyor. Yani soğuktan bayağı bir kısmı zarar gördü. Çünkü çok ani soğuk hava dalgası geldi arkadaşlar. Yani İstanbul'da hava böyle 16 derece, 15 derece, hatta 18 dereceye çıkmıştı. Ocak, Şubat ayları için konuşuyorum. Yani inanılmaz böyle ılık gidiyordu hava. Birdenbire eksi 7 görmek işte böyle bunları maalesef bir takım zararlar görmesine sebep oluyorlar. Yani sukulentler ve kaktüsler ben şunu çok net anladım. Özellikle de sukulentler tamamen böyle bir denge bitkisi arkadaşlar.
dengeli havayı çok seviyorlar. Yani ne çok böyle aşırı nemli, rutubetli, sıcak olacak, ne de böyle aşırı ani, böyle rüzgarlı, fırtınalı, böyle buz gibi eksi dereceler olacak. Yani o iki hava ısısı mahvediyor onları. Tamamen bir denge bitkisi. Dengeli havalarda çok güzel gelişiyorlar. Böyle 22-25 derece arası sıcaklıklar gayet ideal onlar için. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu şekilde olsun. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.